Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Selamun minallahi aleykum ve tahiyyetun minni ileykum. Eyyuhel ehibbetül kiram. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ali İmran suresinin 96 ve 97. ayetlerinin tefsirine başlamıştık. Dolayısıyla Lataif tefsir başlığında kalmıştık. Bugün tefsir inceliklerini açıklayacağız. El-Latifetül Ula, birinci tefsir inceliği şöyle değerli arkadaşlar. El-Hikmetü fi ihtiyaril beytil atiği li faridatil hacci, hac farizası, hac ibadeti için beytül atiğin seçilmesindeki hikmet, Kabe'nin seçilmesindeki hikmet. Ennallah Teala, şanı yüce olan Allah, cealehu kıbleten, kıblete ehlil tevhid, tevhid ehlinin kıblesi kılmıştır Kabe'yi Allah Teala. Ve egame binaehu ve binasını ikame etmiştir. Ve şeyyede daimehu ve direklerini yükseltmiştir. Ebul Enbiya, peygamberlerin babası atası olan İbrahim Aleyhisselam, El-Halil, Halilullah olarak lakamlanan İbrahim Aleyhisselam bina etmiştir, yükseltmiştir. Ve hu evvelül mesacidi alel ıtlak, mutlak olarak yeryüzünde yapılan ilk mescittir Kabe. Feleyse simmete mabedin akdemu minhu, ondan daha eski olan herhangi bir mabet yoktur. Ve hu yukabilül beytel mamur fissema, ve Kabe gökyüzündeki Beytül Mamur denilen Beytül Mamur'un mukabilidir. Fel Beytül Atik, evet, Kabe ve Kabe'nin içinde olduğu mescit, Matafu Ehlil Ard, yeryüzünün tavaf yeridir. Yeryüzündeki varlıkların, insanların, cinlerin tavaf yeridir. Vel Beytül Mamur, Beytül Mamur ise Matafu ehli sema, sema ehlinin tavaf yeridir. Evet, böylece birinci latifeyi açıklamış olduk. El-Latifetü Saniyetü, ikinci latife ise değerli arkadaşlar, Galel İmamu El-Fahru, İmam Fahruddin Razi şöyle demiştir. Mefatihul Gayb adlı tefsirinde, İnnallâhe emeral halile aleyhisselam, Allah Teala halili İbrahim aleyhisselama emretmiştir. Bi imarati hazel beyti, bu beyti, bu mabedi inşa etmeyi emretmiştir. Fel amiru huvallahu rabbul alemin. Evet. Emreden, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Vel mübelligu huve Cibrilu aleyhisselam. Tebliğ eden, bu emri tebliğ eden ise Cibril aleyhisselamdır. Felihaza gıyla, işte bundan dolayı şöyle denilmiştir. Leyse fil alemi binaun eşrefu minel Kabe. Kabe'den daha şerefli olan başka bir bina, başka bir mabet yoktur. Fel amiru huvel melikul celil. Evet, emreden, yüce malik olan, her şeyin sahibi olan Allah'tır. Vel mühendisü Cibril, mühendisi Cibril aleyhisselamdır. Vel bani huvel halil, ve bina eden ise, inşa eden ise Halil dediğimiz İbrahim aleyhisselamdır. Ve tilmizu, öğrenci ise İsmail aleyhisselam, İsmail aleyhisselamdır. Evet. El-Latifetü Salisetü, üçüncü tefsir inceliğine gelince değerli arkadaşlar, min mezayel beytil atik, evet, beytül atikin, yani Kabe'nin meziyetlerinden, velkel emnü ellezî cealehullâhu fîhî, orada Allah Teala güveni kılmıştır. Oraya giren herkes güven içerisindedir. Ve zalike bi bereketi dua İbrahim aleyhisselam haysu gale. Nitekim bu da Hazreti İbrahim aleyhisselamın duası vesilesiyle olmuştur. Onun bereketiyle olmuştur. Haysu gale, nitekim şöyle dua etmişti İbrahim aleyhisselam. Rabbi ceal haza beleden aminin. Ya Rabbi, bu beldeyi güven beldesi haline getir. Güven beldesi kıl diye dua etmişti.
Ve kad kâne nâsu yetehattafûne min etrafil ardı ve ehli Mekke fi emnin ve istikrarın. Evet, nitekim insanlar yeryüzünün çeşitli bölgelerinden, çeşitli taraflarından geliyorlar. Ve ehli Mekke, Mekke ehli de geliyor. Fi emnin ve istikrarın, güven ve istikrar içerisinde ibadet için geliyorlar. Fakat imtennallahu teala aleyhim bi kavlihi, nitekim Allah Teala şu sözüyle, şu ayetiyle onlara büyük bir lütufta bulunmuştur, nimette bulunmuştur. Evelem yarav, onlar görmezler mi ki, görmediler mi ki, enna cealna haramen aminen, biz haram bölgesini güven beldesi haline getirdik. Ve yutahattafun nasu min havlihim, ve çevrelerinden insanlar oraya akın akın gelmektedirler. Ve lehâzâ gâle Umar ibn Hattab radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, Ömer bin Hattab şöyle demiştir: lev zafertü fîhî bi katilin el-hitâb lemâ mesestuhu hattâ yahuce minhu, şayet bir katili orada yakalamış olsam, elime geçirmiş olsam, lema mesestuhu hatta yahuce minhu, onu asla ona dokunmam ve oradan çıkıncaya kadar ona hiç dokunmam demiştir Ömer bin Hattab. El-Latifetur Rabia, dördüncü tefsir inceliğine gelince değerli arkadaşlar, kâlel allâmetu Ebu Suud, büyük alim Ebu Suud şöyle demiştir: vudi'a ve men kefara mevdi'a men lem yahud. Evet, burada ayet-i kerimede ve men kefara ifadesi men lem yahud ifadesi yerine konmuştur. Yani kim hac etmezse ifadesi yerine ve men kefara, kim inkar ederse ifadesi konmuştur ayette. Te'kiden li vücubihi ve teşdiden ala tarikihi, evet, haccın farz olduğunu pekiştirmek ve tekit etmek için böyle bir ifade kullanılmıştır. Ve teşdiden ala tarikihi, ve haccı imkanı olduğu halde terk eden kişiyi şiddetli bir şekilde kınamak, ayıplamak için böyle bir ifade kullanılmıştır ayette. Ve lihâzâ gâle aleyhisselam, Allah'ın selamı üzerine olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: men mâte velem yahucce, evet, kim hac etmeden vefat ederse, imkan bulduğu halde, hac kendisine farz olduğu halde hac yapmadan ölürse, fel yemut inşa'e yahudiyen ev nasrariyen, dilerse Yahudi olarak, dilerse Hristiyan olarak ölsün buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve lakad hazetil ayetül kerimetü min fununil itibarati, nitekim ayet-i kerime gerçekten çok sanatlı bir ifadeyi ne yapmıştır, ibareleri seçmiş ve kullanılmıştır. El muarrabe min kemalil yetina bi emril hac, evet, hac emrinin ne kadar Allah katında önemli olduğunu ifade etmek için. Ve teşdid ala tarikihi, ve hac kendisine farz olduğu halde terk eden insanın ne kadar yanlış bir harekette bulunduğunu, ne kadar büyük bir günah işlediğini ifade etmek için. Mala mezid aleyhi, evet, gerçekten böyle bir ifadeden daha mükemmel bir ifade seçilip kullanılamaz. Haysu evsarat sigatel haber eddalle alet tahkik, tahkika delalet eden bir haber sigası seçilmiştir. Ve ebrezet fi suretil cümletil ismiyeti dalle alet sebati vel istimrar, evet, sebatı ve istimrarı gösteren, delalet eden bir isim cümlesi şeklinde kullanılmıştır. Ala veçhin yufidu, öyle bir ifade tarzı vardır ki bu cümlenin, ennehu
hakkun vacibun lillahi subhanehu. Evet, hac etmek, Kabe'yi tavaf etmek, hac yapmak Allah'ın kulları üzerinde bir hakkıdır. Fi zimmemin nas, insanların zimmetinde Allah Teala'nın hakkıdır. Bu bir borçtur. La infikake lehum an edaihi. Evet, yani bunu eda etmekten, bu farziyeti yerine getirmekten insanlar asla kurtulamazlar. Vel huruc an uhdetihi, bunun sorumluluğundan insanlar çıkması, kurtulması asla mümkün değildir. Ve seleke bihim mesleket tamim, ve burada umumi bir metot yapmıştır, izlemiştir. Sümmet tahsis, sonra hususi bir ifade gelmiştir. Vel ibham, kapalı bir ifade gelmiştir. Sümmet tebyin vel icmal, daha sonra da açıklama ve icmali bir ifade yapmıştır, gelmiştir. Evet, böylece tefsir inceliklerini de açıklamış olduk değerli arkadaşlar. Ayetlerden çıkarılan hükümler kısmına geldik. El ahkamu şer'iyyetü, şer'i hükümler. Birinci hüküm, el hükmül evvelü, ayetlerden istinbat edilen birinci hüküm şöyle. Hükmül cani fil haram. Haram bölgesinde cinayet işleyen, suç işleyen insanın hükmü nedir? İttefakal fukaha, fıkıh alimleri ittifak ettiler. Ala enne men cena fil haram, haram bölgesinde kim cinayet işlerse, bir suç işlerse, fe innehu yuktassu minhu, ondan kısas yoluyla onun cezası verilir. Sevaen kânet el cinayetü fin nefsi, gerek insan öldürme şeklinde olsun. Ev em fe yumadu fima duneha, veya bunun dışındaki cinayetler olsun. Ne gibi? Kel etraf, insanın uzuvlarına zarar verme gibi. Ve allelü zalike, ve bunu da şöyle bir sebeple açıklamışlardır. Bi ennel cani, suç işleyen insan, inteheke hurmetel haram, haram bölgesinin hürmetini çiğnemiştir. Felem yadu yasimuhul haram minel kısas, dolayısıyla haram bölgesi onu kısastan asla korumaz. Li'ennehu huvellezî ahdese fîhî, zira o suçu orada o kişi işlemiştir. Fe yuktassu minhu, dolayısıyla ondan mutlaka kısas yoluyla ona gerekli ceza verilir. Kemestedellu bi kavlihi teâlâ, nitekim şu ayet-i kerimeden delil getirmişlerdir. Ve la tukatiluhum indel mescidil harami, mescid-i haram yanında onlarla savaşmayın. Hatta yukatilukum fihi, orada onlar sizinle savaşıncaya kadar. Yani eğer savaşa onlar başlarlarsa o zaman siz de fe in katelukum fektuluhum, eğer onlar sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın. Kezalike cezaul kafirin, işte kafirlerin cezası böyledir ayetinden delil getirmişlerdir. Vehtelefu fi men cena fi gayril haram, haram bölgesi dışında bir cinayet işleyen, suç işleyen kişi, sümme lece ilel haram, sonra harama sığınırsa, iltica ederse, hel yuktassu minhu ev fil haram, haram bölgesinde ona kısas uygulanır mı, ceza uygulanır mı, uygulanmaz mı? Bu konuda alimler ihtilaf etmişlerdir. Ala mezhebeyni, bu konuda iki görüşe ayrılmışlardır. Birinci görüş şöyle. Mezhebül Hanefiye vel Hanabile, Hanefi ve Hanbeli mezhebinin görüşü. Zehebel İmam Ebu Hanife, Ebu Hanife bu konuda şöyle demiştir. Vel İmam Ahmet rahimehumallahu, Allah her ikisini de rahmet eylesin. İlâ enne men iktarefe zenben, kim bir suç işlerse vestevcebe bihi hadden, had gerektiren bir suçu işlerse, sümme lece ilel haram, ve sonra da harama sığınırsa, haram bölgesine girerse, asamehu, ve onu korur,
Likavlih Teala, zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ve men dehalehu kâne âmine. Yani kim oraya girerse o emniyet ve güven içerisindedir. Ayet-i kerimesinden delil getirmişlerdir. Fe evceballahu subhanehu el emne limen dehalehu. Evet, haram bölgesine giren kişiye Allah Teala güveni gerekli kılmıştır. Vel ayetül kerimetu ala takdirihi. Dolayısıyla ayet-i kerime şu takdire göredir. Haberun yuksadu bihil emr. Evet, haber sigasında gelmiştir ama burada emir anlamı vardır ayette. Ve yekunul mana, o zaman ayetin manası şöyle olmaktadır. Men dehalehu feemminuhu. Evet, kim haram bölgesine girerse onu güven içerisinde bırakın anlamındadır. Fehüve mislu kavlihi teala, aynı şu ayet-i kerime gibidir. Fela rafete ve la fusuba ve la cidale fil hac. Ey, yani la yerfus ve la yefsuk ve la yücadil. Evet, hac yapan kişi hac esnasında asla çirkin bir söz ve çirkin bir fiil yapmasın, fısk işlemesin ve asla insanlarla, çevresindeki insanlarla mücadele ve kavga etmesin anlamındadır. Ve hader ra'yu mengulun an habre hadihil ümme. Nitekim bu görüş bu ümmetin en bilgini olarak nakledilen Abdullah İbni Abbas'tan nakledilmiş bir görüştür. Abdullah İbni Abbas, fakat gale İbni Abbas, nitekim Abdullah İbni Abbas şöyle demiştir. İncena fil hilli, eğer hil bölgesinde suç işlerse insan, tümme lece ilel haram, sonra da harama sığınırsa, la yuktassu minhu, ondan kısas yoluyla onun cezası orada uygulanmaz. Lakinnehu la yücalesu ve la yubaya'u ve la yükellemu, fakat onunla oturulmaz. Ona hiçbir şey alıp verilmez, satılmaz. Ve la yükellemu, ve onunla konuşulmaz. Hatta yahruce, çıkana kadar, minel haram, haramdan çıkana kadar. Fe yuktassu minhu, haram bölgesinden çıktığı zaman yakalanır ve kısas uygulanır. Ve hâzâ huve nefsü mezhebil ahnâf. İşte bu Hanefilerin mezhebiyle aynıdır. Fe innehum gâlu, nitekim Hanefiler de şöyle demişlerdir. İzâ cenâ fümme lecâ iler haram. Suç işleyip de daha sonra harama girerse, haram bölgesine, fe innehu la yu'evvi ve la yücalesu, la yu'evva ve la yücalesu ve la yubaya'u, o kişiye asla onunla birlikte oturulmaz, ona herhangi bir şey satılmaz. Hatta yattarra ilel kuruci fe yuktasu minhu, evet, çıkmak zorunda kalır ve dolayısıyla çıktığında da haram bölgesinden çıktığı zaman da yakalanır ve kısas uygulanır. Ve galu, ve yine şöyle demişlerdir Hanefiler. İnnel harama lehu hurmetün hasatun. Nitekim haram bölgesinin özel bir hürmeti vardır, saygınlığı vardır. Femen lece ileyhi ihtema, kim oraya sığınırsa haram onu korur. Kema gale teala, Allah Teala'nın şöyle buyurduğu gibi. Ve men dehalehu kâne âmine, kim oraya girerse güven içerisinde olur. Ve kâne ve kema gale teala, yine Yüce Allah'ın şöyle buyurduğu gibi. Evelem yarav enna cealna haramen âminen. Evet, biz haramı emniyet ve güven beldesi haline getirmedik mi? Bunu görmezler mi? Ayette aynı manayı ifade etmektedir. Bu konuyla ilgili ikinci görüş de şöyle. Mezhebül Malikiye ve Şafiiye, Maliki ve Şafii mezhebinin görüşü de şöyledir. Zehebe Şafiiyetü ve Malikiyetü, Şafiiler ve Malikiler şöyle demişlerdir. İlâ enne men cenâ fî gayril haram, haram bölgesinin dışında kim cinayet işlerse, tümme lece ilel haram, sonra da harama sığınırsa, iltica ederse, fe innehu yuktassu minhu, ona kısas uygulanır.
Sevâen kânetil cinayetü fin nefsi ev gayriha. Bu işlediği günah, işlediği cinayet gerek bir insanın öldürülmesi olsun, ev başka cinayetler, suçlar olsun, haram bölgesinde yakalandığı zaman kısas uygulanır demişlerdir. Vestedellu bibid'ati edilletin minha, birkaç tane delilden delil getirmişlerdir. Ma ruviye ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem emera bi katli ba'dil müşrikin fil haram. Nitekim o delillerden biri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haram bölgesinde bir müşriğin öldürülmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Ve gale an ibn Hattal, İbn Hattal'dan şöyle denilmiştir. Uktuluhu velev ra'aytumuhu muallikan bi estaril Kabe. Evet, onu Kabe'nin örtülerine sarılmış, yapışmış halde bulsanız dahi onu öldürünüz emrini vermiştir. Ve minha ma verede, yine bu konudaki delillerden biri de şudur. İnnel harama la yuciru asiyen. Zira haram asi bir kişiyi barındırmaz. Ve la farran bi hazbetin. Evet, bir suç işleyip de kaçan bir kişiyi de barındırmaz. Ve la farran bi demin, veya bir insanı öldürüp de kaçan insanı asla barındırmaz. Ve ecabu an kavlihi teala, şu ayet-i kerimeye de şöyle cevap vermişlerdir. Ve men dehalehu kâne âminen. Bu ayet-i kerimeyi şöyle açıklamışlardır. Galu dediler ki hâzâ kâne fil cahiliye, bu cahiliye döneminde olan bir durumdu. Lev enne insanen irtekebe kulle ceriratin, evet, eğer bir insan bütün suçları işlese, sümme lece ilel haram, sonra da harama sığınsa, lem yuta'arrat lehu, ona asla dokunulmazdı cahiliye döneminde. Hatta yahruce minel haram, haramdan, haram bölgesinden çıkıncaya kadar ona dokunulmazdı. Bu cahiliye döneminde olan bir durumdu. Ve hâdâ minenillâhi azze ve celle alâ ehli tilkel bilâd. Nitekim o ülkenin ehline Allah Teala'nın bir lütfudur bu. Fekad ce'ale lehum el haram merkeze emnin ve istikrarın. Nitekim Allah Teala onlara haramı güven ve istikrar merkezi kılmıştır. Ammel İslam, ancak İslam dini geldiği zaman felem yezidhu illa şiddeten, femen lece ileyhi caniyen ukim aleyhil haddu. Ama İslam'da bu biraz daha sert bir hüküm getirilmiştir. Ve kim haram bölgesine cinayet işleyerek sığınırsa mutlaka yakalanır ve cezası ikame edilir, uygulanır. Keyfe la vel İslamu dinul kuvve vel hazm. Evet, nasıl böyle olmaz ki? İslam kuvvet ve azamet dinidir. Evet, böylece her iki görüşü de bu şekilde açıklamış olduk değerli arkadaşlar. Peki bu görüşlerden hangisi tercih edilmeye şayan bir görüştür? Ettercihu ve lealle er-ra'yu sani, umulur ki ikinci görüş, ikinci mezhebin görüşü, yani Şafii ve Malikilerin görüşü, vel evcuhu vel ercehu, daha tercihe şayan bir görüştür. لِأَنَّنَا لَوْ اَخَذْنَا بِالرَّعِيِ الْاَوَّلِ, şayet biz birinci görüşü alsak ve ona göre hüküm versek, عَلَى مَا فِيهِ مِنْ بِجَاهَةٍ, evet, onun da belirli bir yönü vardır. Ona göre eğer hüküm verecek olursak, لِأَسْبَحَ الْحَرَمُ, o zaman haram bölgesi ne olur? مَرْكَزَنْ لِيْشْتِمَاءِ الْجُنَاتِ وَالْمُجْرِمِينَ, o zaman canilerin ve suç işleyen insanların, suçluların toplandığı bir merkez haline gelir. Vehtellel emni, ve o zaman haram bölgesinde güven ve emniyet tamamen yok olur. Liennel katile, çünkü katil olan bir insan yaktülü, öldürür. Sümme yefirru min vatanihi, sonra vatanından, yurdundan kaçar.
Mekke'ye gelir, Kabe'ye sığınır. Ve ye'ti el harame, haram bölgesine gelir. لِأَنَّهُ يَعْلَمُ اَنَّهُ يَحْمِيهِ, çünkü bilir ki haram bölgesi Kabe onu korumaktadır. Ve بِذَلِكَ تَنْتَشِرُ الْجَرَائِمُ, böylece suçlar yaygınlaşır, çoğalır. Ve تَكْسُرُ الْمَفَاسِدُ, mefsedeler, bozuk olan şeyler, mefsedetler artar. Allah-u Teala alem, elbette Allah-u Teala en doğrusunu bilir. Allah-u Teala en doğru hükmü bilendir. Evet, böylece birinci hükmü açıklamış olduk değerli arkadaşlar. El-hükmü tani, ikinci hükme gelince, hükmü haccil fakir vel abd. Evet, fakir olan ve köle olan bir kişinin haccının hükmü nedir? El-fakiru la yecibu aleyhil haccu. Fakir olan insana hac farz değildir. Li ademil istita'a, çünkü gücü yetmemektedir. Velakinnehu idâ eddel hacca, ancak eğer bir fırsatını bulur da fakir olan bir insan hac yaparsa, sakata anhu el fardu bil icma. O zaman farziyet ondan icma ile düşmüş olur. Yani farziyeti yerine getirmiş olur. Ve ammel abdu, ancak köle olan insana gelince, fennehu idâ hacce, eğer bir köle hac yaparsa, hel teskutu anhul faridatu, hac farizası ondan düşer mi düşmez mi? Kale Ebu Hanife, Ebu Hanife şöyle demiştir: yegav haccuhu neflen, evet, haccı yaptığı hac nafile olarak kabul edilir. Ve yecibu aleyhi en yehucce meta utika, hürliğe kavuştuğu zaman tekrar yeniden hac yapması gerekir. لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْطِفْلِ, çünkü bu köle olan insan çocuğa benzemektedir. دُونَ الْبُلُوْ, evet, ergenlik çağına erişmemiş olan bir çocuk hac yaparsa, ergenlik çağına eriştiği zaman, zengin olduğu zaman hac yapması gerekir. Aynı onun gibi köle olan bir insan da köle olduğu anda hac yaparsa, bu haccı nafile olur ve hürliğe kavuştuğu zaman yeniden hac yapması gerekir. Fe innehu idâ hacce tümme belaga, eğer çocuk küçük yaştayken hac yaparsa, sonra da ergenlik çağına erişirse, sinner rüşt çağına erişirse, yecibu aleyhi haccetül farida, farz haccı mutlaka yapması gerekir. Kedalikel abdu, işte köle de böyledir. Köle olan insan da böyledir. İdâ hacce tümme utika, önce hac yaparsa sonra da hürliğe kavuşursa, yecibu aleyhi haccetül farida, farz olan hac ona mutlaka gereklidir. Ve gale Şafii, İmam Şafii de bu konuda şöyle demiştir: yudzihi el haccu kıyasen alel fakir. Fakire kıyasla kölenin haccı da yeterli olur, geçerli olur. Vestedelle bi ennel cum'ate la tecibu alel abdi, şundan delil getirmiştir İmam Şafii: cuma köleye farz değildir. La tecibu alel abdi, köleye cuma namazı kılmak farz değildir. Fe idâ sallâha, eğer köle cuma namazını kılarsa, sakata anhu zuhru, öğle namazı ondan düşmüş olur. Kedalikel haccu, aynı hac da bunun gibidir. İdâ eddâhu, eğer haccı eda ederse köle olan bir insan, teskutu anhu haccetül farida, o zaman farz olan hac da ondan sakıt olmuş olur. Ve hâzer ra'yu, bu görüş daifun, zayıf bir görüştür. Fakat nugile anin nevevi, nitekim Nevevi'den nakledilmiştir. Ve huve min eimmetil mezheb, ve Şafii mezhebinin imamlarından biridir Nevevi. Ma yuhalifu zalike haytu gale, nitekim şöyle demiştir: İnne mezhebe şafiiye, Şafii mezhebi, ennel abde idâ ahrame bil haccı, eğer bir köle hac yapmak için ihrama girerse, sümme utika, sonra da hürliğe kavuşturulursa, hür olursa, kablel vukuf bi arafa, arafata durmadan önce, vakfeye durmadan önce hür hale gelirse,
Edze'ehu zâlike an haccetil İslam. Evet, o zaman İslam haccı onun için yeterli olur. Farz olan haccı yerine getirmiş olur. Hilafen li Ebi Hanife ve Malik. Ebu Hanife ve Malik bunun hilafına bir görüş ifade etmişlerdir. Ama idâ kânel itku bade vefatil haccı, fevatil haccı, eğer hürliğe kavuşması kölenin haccı yaptıktan sonra meydana gelirse fe innehu la yudzi'uhu, o zaman o yaptığı hac farz hac yerine geçmez. Ve lealle hâzâ huve râyu sahih inde şafiiye, umulur ki şafiiler yanında doğru olan görüş budur. Fe yekunul hilaf beynel mezhebeyni şekliyen, o zaman iki mezhep arasındaki ihtilaf şekli bir ihtilaf olmaktadır. La cevheriyen, cevheri asli bir ihtilaf değildir. لِأَنَّهُمَا مُتَّفِقَانَ عَلَى اَنَّ الْاِتْقَى, zira her iki mezhep de şu konuda ittifak etmişlerdir. Eğer hürliğe kavuşma اِذَا كَانَ بَعْدَ اَدَاءِ رُكْمِ الْحَجِّ, hac farizasını yerine getirdikten sonra olursa وَهُوَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَى, ki haccın tamamlanması da Arafat'ta vakfeye durmakla olur. فَاِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجِّ مَرَّةً اُخْرَى, evet, haccı tamamladıktan sonra farz haccı yerine geçmez ve mutlaka farz olan haccı daha sonra hürliğe kavuştuktan sonra yerine getirilmesi gerekir. لِاَنَّ الْاَوَّلَ يَقَعُوا نَافِلَةً, çünkü önceki yaptığı hac nafile olarak kabul edilmiştir. Evet, değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü dersimizi şu duayla tamamlayalım. Allahümme fehhimna esrarel Kur'ani kema tuhibbu ve terda ve veffikna li hidmeti. Ey Allah'ım, Kur'an'ın sırlarını sevdiğin ve razı olduğun şekilde anlamamızı nasip ve müyesser eyle. Bizleri ona hizmet etmede muvaffak kıl. Rabbim bizleri öğrendiklerimizle amel edip rızasına eren salih kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi tealen. Fatiha.